Kongrenin ilk oturumunun son konuşmacısı Doktor Volkan Karakuş. Akut miyeloid lösemide lüks hastalığın tedavisi. AML bitecek mi göreceğiz. Tekrar burada olmak çok güzel. Organizasyon komitesine çok teşekkür ederim. Süreme de uymaya çalışacağım. İnci abla bir sürü kombinasyondan bahsetti ama hala çoğunluk standart indüksiyon rejimi 3+7. Kür ihtimali %30'larda 60 yaş altında, %5'lerde 60 yaş üstünde. Hastaların neredeyse tamamına yakını eğer yeterli süre yaşarsa relaps oluyor. %30 hasta ise tamamen bu tedaviye refraktar, hiç yanıtı yok. O zaman bizim için relaps refraktör hastalık ya da nüks dirençli hastalık önemli hale geliyor. Peki refraktör hastaya ne zaman karar verelim? Bir indüksiyon tedavisi verdik refraktör. Bu hastaya refraktör hastalık diyelim mi? Denebilir. İki tedavi verdik, ikisine de refraktör, buna diyelim mi? Evet, buna da denebilir. Çünkü birinci indüksiyon tedavisinin yanıtsız hastayla yanıtlı hasta arasında sağ kalım farkı var. Ama birinci indüksiyon tedavisi sonrası verdiğiniz kurtarma tedavisiyle eğer yanıt elde ederseniz bu hastanın eğrisi birinci indüksiyon tedavisinde yanıt aldığınız hastanın eğrisine çok yaklaşıyor. Ancak hastanın yanıtının ilk indüksiyon sonrası PR yani %5 ile 15 arasında olması gerekir. Eğer %20'nin üzerindeyse bu hastayı birinci indüksiyon sonrası refraktör olarak kabul edebilirsiniz. Ve işiniz gerçekten artık çok zor. Primer refraktör hastalıkta uygulanan birçok tedavi var. Bunları biraz da eski tedaviler ve zamandan da tasarruf etmek için toplu olarak değineceğim. En iyisi klofarabin arası ve fludarabin arası bazı tedaviler. %60 yanıt oranı ve bir yıldan daha az sağ kalım ile karşımıza gelmişler. Burada da hastanın sağ kalımını bir yıldan daha ileriye atan en önemli tedavi ise kök hücre nakli. Yani hastayı bir şekilde kök hücre nakline taşımalısınız. Hele de primer refraktör hastaysa. Burada ardışık tedavi yapabilir miyiz? Flemsa-Ricallo protokolü. Sonuçları gerçekten tüm kurtarma tedavilerine göre daha iyi görünüyor. Üçüncü yılda sağ kalım %61, beşinci yılda sağ kalım %53. Peki hastaların primer refraktör hastalarda yanıt kurtarma tedavisini yanıtı bekleyelim mi? Yoksa kurtarma tedavisini yanıt aldık ya da almadık hastayı alojenik nakle alalım mı? Yani üçüncü kurtarmayı da verelim mi, vermeyelim mi? Burası daha karmaşık bir soru ama şunu biliyoruz ki allo öncesi ne kadar blast yükümüz varsa allo sonrası sonuçlarımız o kadar kötü. Buna MRD pozitifliği de dahil. Ancak kurtarma tedavisinin de yanıt oranları çok düşük ve mikro çevreye çok ciddi bir hasar veriyoruz. Bu bazı seçilmiş hastaları direkt transplanta alabilir miyiz? Hızlıca toplu olarak değinecek olursak en iyi sonuçlar Flemsa-Ricallo 3 yıllık sağ kalım %31. Kurtarma tedavisi sonrası tam yanıt elde edilip allo olanlarda %48, direkt alloya alınanlarda %36. Ama baktığımızda İtalyanlar acaba direkt alloya alınanlarda seçilmiş bir grup oluşturabilir miyiz diye bir skorlama sistemi geliştirmeye çalışmışlar. Yaş, Karnowski, transplant zamanı, daha önce aldığı line sayısı ile eğer 0-1 risk alıyorsa bunların yanıt oranı daha yüksek. Daha yüksek risk puanı alıyorsa bunların yanıt oranı daha düşük demişler. Ama bunların tamamı retrospektif veriler. Ta ki bu ASAP ya da as soon as possible çalışmasına kadar ilk randomize kontrollü prospektif çalışma. Primer refraktör hastalara kurtarma kemoterapisi verilmiş. Kurtarma kemoterapisine tam yanıt alsın ya da almasın. Hasta alojenik nakle taşınmış. Sonuç tam yanıt alınan hastaların eğrisi belirgin şekilde daha olumlu olarak gitmiş. Bir diğer konu primer refraktörlükten sonra relaps hastalık. Relaps hastalık bizim için daha büyük bir sorun. Neden? Çünkü tanıda hastanın belli bir genetik profili var, paterni var. Bunların bir kısmını kaybediyor.
bir kısmını da relaps sırasında yeniden kazanıyor. Önemli bir kısmını da koruyor. Emily Anderson'ın bu çok güzel, daha doğrusu Courtney Dinaro'nun bu makalesinde kazanılan mutasyonlara baktığımız zaman TP53, sitogenetik olarak monozomi 7, kompleks karyotip, monozomal karyotip gibi çok kötü prognozlu genetik tipleri kazanıyorlar. Ve bu daha önceki aldığı tedaviden de bağımsız. Yani hasta birinci basamakta intensif tedavi aldı, relapsı yine çok kötü. Daha öncesinde low intense bir tedavi aldı, relapsı yine çok kötü. Sadece şurada belki intensif tedavi alanlarda mutasyon kaybı biraz daha fazla gibi görünüyor ama aslında biz ne kadar monoklonal bir hastalık desek de bir sürü tümör klonu olan bir kanser, heterojen bir kanser, akut miyeloid lösemi, bazı küçük klonlar intensif tedaviyle tamamen kayboluyor olabilir. Ancak kazanılan mutasyonlar yine çok kötü prognozlu gideceğini gösteriyor. Peki prognoz nasıl? MD Anderson'ın verisi tüm hastalarda genel sağ kalım 6 ayın altında. Peki tanıdaki ELN risk sınıfı önemli mi? İnci ablanın anlattığı gibi birinci basamak tedavi için çok önemli. Ama relaps olduktan sonra tüm tanıdaki risk gruplarının medyan sağ kalımı 6 ayın altında. Birinci basamakta intensif tedavi almış ya da düşük yoğunluklu tedavi almış olmasının bir önemi var mı? Hayır. Erken relaps olması ya da 12 aydan sonra geç relaps olmasının bir önemi var mı? Hayır. Hepsinin sağ kalımı 6 ayın altında. O zaman bunları nasıl tedavi edelim? Kliya rejimi relaps refraktör hastalıkta aslında ilk çalışmaları başlamıştı. Küçük seriler sunuldu. Daha sonra sonuçları çok iyi. TRM'si, tedavi ilişkili mortalitesi çok düşük olunca da birinci basamağa oturdu ama relaps refraktörde de birkaç verisi yayınlandı. Bunlardan bir tanesi Almanların bu çalışması. CR oranları %60, medyan sağ kalım 8.8 ay, yanıt alınanlarda 2 yıla kadar uzamış bir sağ kalım var. Hastalığın yarısını nakle taşıyabilmişler ve nakle taşınanların 5 yıllık sağ kalımı %55, fena görünmüyor. Bir başka çalışma, burada TRM'ye de değinmişler. Gördüğünüz gibi 3 ay, birinci indüksiyonda verdiğimiz 3+7'den bile düşük. 3+7'nin TRM'si yaklaşık 8-14, %8-14 arasındadır çalışmalara göre değişmekle birlikte. Burada 5.6, yanıt oranı %52, hastaların yarısı nakle taşınmış, 6 aylık takipte tüm hastalar hayatta. Peki bu yoğunlaştırmayı yaşlı popülasyonda da kullanabilir miyiz sorusu. Kliya düşük doz arası artı son yılların evrensel kombinasyon ilacı venetoklax eklenmiş. Medyan yaş 65, yanıt oranı %30, medyan sağ kalım yaklaşık 5 ay, transplantasyona taşınan hastalarda 10,5 ay, taşınmayanlarda eğer CR elde edildiyse 7 ay, CR elde edilemeyen hastaların neredeyse tamamı 2. ayın sonunda hayatını kaybetmiş. Kliavenin relaps refraktör verisi yayınlanmadı. MD Anderson grubu bazı çalışmalar sunumlarında araya bu da verileri serpiştiriyor ama bunun verisi yok ama birinci basamaktan biraz önce İnci abla da sundu. Biliyoruz ki %94 CR, %82 MRD negatifliği ve bir yıllık sağ kalımı %85 Tapankadya'nın bu çalışması gösteriyor ki venetoklax eklenmesi sonuçları iyileştirir. Relapsa da iyileştirir diye düşünüyorum ama bununla ilgili makale sunamıyorum ne yazık ki. Flaida Türkiye'de de ya da Flakida Türkiye'de de en çok kullanılan kurtarma tedavisi olabilir. Buna venetoklax eklenmesi sonuçları değiştirir mi? Tüm gruplara baktığımızda hem genel sağ kalımda hem de progresyonsuz sağ kalımda istatistiksel anlamda olmayan bir avantajı var gibi görünüyor. Ama eğer Flavida ile MRD negatifliği elde ederseniz belirgin bir sağ kalım avantajı hastaya sunmuş olursunuz. MRD negatifliği elde edildikten sonra Flavida ile elde etsek de olmaz mı? Olmadı. Flavida ile elde edilen MRD negatifliğinin sağ kalım avantajı sunmadığı gösterildi. Aynı zamanda Flavida'nın yanıt oranlarının da %80'lere yaklaştığını, CR oranının da %60'a yaklaştığını söylemek önemli. Peki
Flaven kombinasyonuna idarubisin yerine selinexor ekleyebilir miyiz? Yüksek riskli genç hastalarda eklenmiş ve yanıt oranları %41 ve olguların yarısı nakle taşınmış. Bir kısım hasta da pediatrik. Burada gelişecek bir alan var gibi görünüyor. Yüksek doz arasi artı mitoksantrona venetoklax eklesek CR oranları %81, 30 günlük mortalite %2 ki ben sadece yüksek doz arasi artı mitoksantron kullandığımız hastalarda bile bu oranı görmekte zorlanıyorum ama bu çalışmanın verisi çok iyi. Hastaların yarısı nakle taşınmış. Medyan 6 aylık takipte. Şu anda sonuçların devamını bekliyoruz. Bir diğer çalışma Çin'den. Aklorubisin Çinlilerin kullandığı bir antrasiklin. Yani bunun sonuçları ile ilgili ben de aslında bu çalışmayı okuduktan sonra biraz aklorubisin çalıştım. Çok iyi görünüyor ama Çin dışında bir verisini göremediğim için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Arasi artı aklorubisin GCSF kombinasyonuna venetoklax eklenmesi CR oranını %56'dan %78'e, bir yıllık sağ kalımı ise %66'dan %78'e çıkarmış. Yine venetoklaksın katkı verdiğini gösteriyor. Bu pediatrik bir çalışma. Buraya getirme nedenim sonuçları. Zaten 98 gördüğünüz gibi pediatrinin en önemli, en zorlu mutasyonlarından bir tanesi. NUP98 delesyon 7 ve diğer kötü riskli gen rearanjmanlarını içeren 18 olgunun alındığı bu çalışmada venetoklax, lipozomal mitoksantron, homo herington yani biz omojetaksen diye daha önce KML'de duymuştuk bunu ve olverem batinib bir tirozinkinaz inhibitörü kombinasyonu genel sağ kalım %94, CR oranı %72, 8 aylık OS %100 dikkat çekici bir veri olduğu için buraya koydum. Çocukların medyan yaşı 2 yaş, onu da söylemem lazım. Peki yüksek yoğunluklu tedavilerde nakil dışında hastaları 3 yıllık, 5 yıllık sağ kalımdan bahsedemediğimizi gördük. Tüm yanıtlara baktığımızda ise hastaların medyan sağ kalımı 1 yılın altında. Yüksek yoğunluklu tedavileri kısaca özetleyecek olursak. Peki yüksek yoğunluklu alamayacak hastalar için seçenekler neler? Birincisi hedefe yönelik tedaviler. Bunlardan bir tanesi gilteritinib, FLT3 inhibitörü potent ve amiral gemisi çalışması admiral %40 refraktör %60 relaps hasta çalışmaya dahil edilmiş. Merkezin kullandığı en iyi kemoterapi kolu ile kıyaslanmış. Yanıt oranları %34'e %15. Sağ kalımı 9.3 aya 5.6 ay. Aslında bu 9.3 ayda intensif kemoterapinin genel sağ kalım oranına yakın. Bir yıllık sağ kalım ise %16, %37 ile endikasyon aldı. Peki 37 aylık uzatılmış verisinde bu sağ kalımı gilteritinib koruyabildi mi? Evet. Ardından quizartinib kuantum R çalışması relaps refraktördeki ilk faz 3 verisi. Kurtarma kemoterapisine karşı 4.7 aya 6.2 aylık sağ kalım avantajıyla hayatımıza girdi. İDH1 ivosidenib monoterapide relaps refraktör hastalıkta %30'luk CR oranı ve 8.8 aylık medyan sağ kalımı ile hayatımıza girdi. CR olanlarda medyan sağ kalım ise 18 ay. Bir başka IDH1 inhibitörü olutasidenib. Burada da yanıt oranı, genel yanıt oranı %60. Sağ kalım da biraz ivosidenibe göre düşük olsa da daha faz 1'de olduğunu söylemek lazım. Enasidenib relaps refraktör verisi birinci basamak verisinde olduğu gibi çok üzgündürücü değil. Yanıt oranları %30. Sağ kalım 5.6 ay. Yanıt verenler de 8.8 ay. Peki bunları venetoklaksla kombine edebilir miyiz? Aslında venetoklaks ve azasitin kombinasyon çalışmaları genellikle birinci basamağa geldi. Çünkü orada hastaya ne kadar iyi bir yanıt sunarsak hastanın genel sağ kalımını o kadar uzatabiliriz mantığıyla ki bu da çok da doğru. Burada onun için relaps refraktörde özellikle üçlü kombinasyon sonuçlarını hiç göremeyeceğiz.
Ama Venetoclax'la birlikte Giltiritin'i bir kombine ettiler ve sonuçlar hem CR ve tüm yanıt oranları açısından hem de sağ kalım açısından Giltiritin'in monoterapisinin üzerine bir şey koyamadı. Hastalarda yine sağ kalımı uzatan en önemli şey kök hücre nakli idi. Peki iki relaps hastalıkta iki tane FLT3 inhibitörünü kombin etsek, bunun aslında bir klinik çalışması yok, gerçek yaşam verisi Petema ve diğer İspanyol grubunun sonuçlara baktığımızda yine medyan sağ kalımı 5.8 ay, yani giltiaritinib monoterapisinin üzerine bir şey koyamadı. Glastegip aslında sonuçları çok yüz güldürücü değil ama Türkiye'de de erken erişimde kullanma fırsatımız olduğu için koyma ihtiyacı hissettim. Bir HCOG inhibitörü düşük doz arası ile birlikte %17 CR, 9 aylık bir sağ kalım avantajı, 85 yaş üstü hastalarda, 2 basamaktan daha fazla tedavi almış hastalarda sunuluyor. Şu an ulaşamıyoruz ama ulaşabilirsek belki bu hasta grubu için bir seçenek olabilir. T-cell direkt terapiler, flotetuzumab bir dual bağlanma gösteren antikor CD123. Relaps refraktör hastalıkta faz 1 çalışmasının genel yanıt oranı %30, CR oranı %26, CR elde edilenlerde medyan sağ kalım 10 ay, 1 yıllık sağ kalım ise %50'lere yakın. Tedavi infüzyon ilişkili reaksiyonlar çok sık. Yine biz tüm T hücre temelli tedavilerde olduğu gibi grade 3-4 CRS oranında %10'a yakın. Bunlara dikkat ederek yönetmek gerekiyor. İnci abla birinci basamakta bahsetti. TP53 mutant hastalar relaps refraktörde daha büyük bir sorun. Epronitepot aslında bu çalışmanın içerisinde hem birinci basamak hem de relaps refraktör hastalar var. Aynı zamanda MDS, AML ve MDS, MPN grubu hastalarda dahil edilmiş. Ben burada AML'nin verisine değinecek olursak yanıt oranı, toplam yanıt oranı %74, CR oranı %50, medyan sağ kalım 10.8 ay, hedeflenmiş bir tedavi TP53 mutant bir hastada kabul edilebilir gibi görünüyor. Çünkü allojenik nakilin bile TP53 mutant yeni tanı relaps refraktör hastada sağ kalımı 1 yılın altında. Bir diğer CD123 hedefli tedavi tagroxifus azacitidin venetoclax'la kombine edilmiş. Yüksek riskli 26 hastada %70 CR, bu hastaların %71'inde MRD negatifliği. Çalışmanın içerisinde yine yeni tanı ve relaps refraktör hastalar var. Yeni tanı TP53 mutant hastalarda ise CR oranı %54. Güncel çalışmalarıyla birlikte karşımıza olumlu sonuçlarıyla gelecek gibi görünüyor. Hedefe yönelik immün checkpoint tedavileri nivolumab, ipilimumab sonuçları birinci basamakta olduğu gibi relaps refraktör hastalıkla da iyi olmadığı için buraya koymadım. Magrolimab zaten stop aldı. Belki doz redüksiyonuyla tekrar hayatımıza girecek. Ondan sonra tekrar konuşulabilir. Sabatolimab'ın birinci basamak verisini İnci abla sundu. Relaps refraktörde sunulacak kadar iyi bir verisi olmadığı için ben buraya koymadım. Menin inhibitörleri özellikle KMT2A pozitif AML hastaları, ki bizim için özellikle relapsta çok sık gördüğümüz bir mutasyon. Sekonder AML'lerde, tedavi ilişkili AML'lerde sık gördüğümüz bir mutasyon. Tanımlamakta da zorlanıyoruz gerçi ama 80'den fazla gen rearanjmanı var. En çok bakabildiğimiz 9-11 KMT2A MLL-T3 mutasyonu. Biz de buna bakıyoruz sadece. Ve Revumenib faz 1 çalışmasının sonuçları genel yanıt oranı %60, CR oranı %23, medyan sağ kalım 8 ay. Bir diğer venetoclax kombinasyonu desitabin ve setazuridin. Tamamen oral bir tedavi. İntensif tedaviye uygun olmayan 75 yaş üstü hastalar alınmış. Medyan yaş 79. Genel yanıt oranı %50. Medyan sağ kalım 7.6 ay. Bu da hayatımıza girecek özellikle de pratik bir kombinasyon gibi görünüyor. Peki intensif tedavi mi yoksa hedefe yönelik düşük yoğunluklu
tedaviler mi? Toplamsal kalınlara baktığınız zaman aslında hepsinin bir yılın altında. Hepsi de 6 ayın üzerinde. Yani 7, 8, 9 ay bandında oynuyor. Hastaya göre seçilmiş tedavi uygulamak lazım. Nakil yapıp yapamıyor olduğunuzu değerlendirmeniz lazım. Hangi ilaca ulaşabildiğinizi değerlendirmeniz lazım. Ve mümkünse İnce ablanın önerdiklerini, yani birinci basamakta en uygun tedaviyi yapmamız lazım. Teşekkür ederim.